Evet arkadaşlar, şimdi bu görmüş olduğunuz alana brokoli fidelerini dikeceğiz. Mühendis arkadaşımız Orhan Bey şimdi bunun dikiminden kısaca sizlere bahsedecek. Evet, buyur Orhan Bey. Fide dikim zamanlarımız Ekim ayı girmesiyle başlar. Ekim ayı mütakiben Kasım, Aralık ayında da fide dikimleri yapılabilir. Eğer tohumdan ekiliş yapacaksak da özellikle kış aylarında tohum ekimlerimizi yapıyoruz. Fide dikimlerimizde de alanımızdan nasıl bir verim alacağımıza bağlı kalmak şartıyla, sıra arası ve sıra üzeri mesafelere dikkat etmek şartıyla birim alana fide hesaplamamızı ona göre yapıyoruz. Ki brokoli, yani lahana gillerin içerisinde biraz da brokoli ayrı tutmak şartıyla gelişme dönemlerinde de geniş taç yaptığı için özellikle dar dikim mesafesini benimsemememiz gerekir. Ne kadar ortalama, olmalı Orhan Bey? Ortalama olarak sıra üzeri mesafede 40-50 santim, sıra arası mesafede de 60 santim idealdir. Biz burada şu anki yerde biraz alanımızla alakalı teknik sıkıntılarımız olduğu için olabildiğince buraya biraz fazla fide koyma yoluna gittik. Yani şu andaki sıra arası ve sıra üzeri mesafeler anlattığımızı tutmaz. Şimdi bir tane dikim gösterebilir örnek, miyiz? Hemen evet arkadaşlar, bu alanı hazırladık. Burada brokoli ve karnabahar olacak. İlk sırada brokoli fidelerini dikeceğiz. Şimdi dikimi sizlere basitçe gösteriyoruz. Arkadaşlar, şu elindeki ne Orhan Bey, onu bir tanıtalım. Brokoli fidemizi dikmeden önce hemen sivricimizin uç kısmıyla yerini hazırlayıp buraya bir miktarda can suyunu koyup fidemizi koyuyoruz. Burada şuna dikkat ediyoruz. Mesela bir yanlış fide dikimi göstermek isterim bununla alakalı. Şimdi genelde üreticilerimiz veya hobi bahçesini kurmak isteyen arkadaşlar bu işi yaparken bu fidenin malzemesinden eliyle silkeleyip bu kısmı atıp çıplak olarak fideyi dikmek istiyor. Bu tamamıyla yanlıştır. Buradaki saçak köklerin hepsini öldürür. Onu yapmamamız bitki gelişimi lazım. Zayıf olur. Bu evet. Yanlış bir dikim olur. Direkt malzemeden çıkartıyoruz bu şekilde. Bakın yastıktan tohum çimlenmesi sonucunda çıkmış olan, şaşırtılmış olan fidelerimizi yerinden malzemesiyle beraber alıyoruz. Kırmadan sivricimizin ucuyla. Bu aletimizin adı sivricim. Evet. Sivricin ucunu güzel bir şekilde içeriye sokup sonra fidemizi koyuyoruz, can suyunu vererek ve boğum yerine kadar toprakla dolduruyoruz. Bu şekliyle sivriçle birlikte toprağı dolduruyoruz. Fidemiz dikilmiş olur. Biz tabii bunu şimdi gösterirken suyunu da vermiş olalım. Böylece olası bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçmiş olalım. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Suyu koyduktan sonra da getiriyoruz fidemizi. Evet. Fide dikimimiz başarıyla yapılmıştır. Tamam. Teşekkürler Orhan Bey.